Yine çok sık sorulan bir soru. Acaba dil ameliyatlarından sonra tükürük bezi kanalı zedelenir mi? Tükürük bezlerine bir şey olur mu diye. Tükürük bezinin özellikle çene altı tükürük bezlerinin açılma alanı dil bağına çok yakın. Hemen ağzımızın içerisinde dil bağının ön altında. Aynada baktığınız zaman görebilirsiniz iki tane böyle kabarcık görünüyor dilin altında, dişlere yakın her iki tarafta. Ve kese esnasında mümkün olduğunca o bölgeye çok yaklaşmıyoruz. Orada tükürük bezi kanalları iki şekilde zedelenebiliyor. Birincisi kese esnasında kanallar direkt kesilebiliyor. Makas ya da lazer ya da herhangi bir kesici cihaz neyse ağzın tabanına derine doğru yönlendirilirse ya da yanlara doğru dişlere yakın ve yanlara doğru eğer yönlendirilirse tükürük bezi kanalları zedelenebiliyor. Onun dışında ikinci mekanizma da o bölgeye dikiş atırken kanalları içine almak. Dikişin içerisine alıp devrimlemek de kanalı kesmeseniz bile kanalda tıkanıklığa neden olabiliyor. Yani sıkıldığı için kanal orası fibroz oluyor ve tıkanabiliyor. Genellikle küçük bebekler ofiste çok küçük bir işlemle sadece minik kesiyle işlemi yaparak sonlandırıyorum. Ancak 6 ay ve üzerindeki bebeklerde, erişkinlerde hastane şartlarında doku çıkarma işlemi yapıyorum. Yine erişkinlerde ofiste doku çıkarma işlemi yapabiliyorum. Ancak işlem esnasında tükürük bezi kanallarına yaklaşınca mümkün olduğunca kanalın dışında kalmaya çalışıyorum ve mümkün olduğunca o bölgeye dikiş atmamaya çalışıyorum. Orada doktorun dikkat etmesi, anatomi bilgisi, tecrübesi çok önemli. İnternette gerçekten YouTube açtığınız zaman inanılmaz videolar var. Yani bir videoda tükürük bezi kanalın üzerinde kesilir atıyor, oraya dikiş atıyordu. Normalde o bölge birazcık hani sıkıntılı. Mümkün olduğunca dilin ucu ve ortasına kadar dikiş atılabilir, sıkıntı yok ama kanalın üzerindeki bölgeyi mümkün olduğunca açık bırakıyoruz. Şu ana kadar görmedim ancak böyle bir durum olursa siz nasıl anlayabilirsiniz? Hani bebeğinizin ya da kendi tükürük bezinizin kanalı tıkanır ya da kesilirse. Eğer kese atılır ve dikiş atılmazsa ağzınız içerisinde tükürük akar. Belki anlayamayabilirsiniz. Ama kanalı direkt olarak dikilirse, tükürük bezinin kanalıcı tıkanırsa o zaman direkt olarak tükürük bezinde şişme görebilirsiniz bebeğinizde veya kendinizde. Şimdiye kadar görmedim ancak çok nadir bir durum. Tecrübeli bir hekim ve anatomi bilgisi olan bir insanda çok düşük bir olasılık. Yani çok sık göreceğini düşünmüyorum. O yüzden çok korkmayın. Genellikle işlem esnasında eğer kanalcık tıkanırsa, tükürük bezi kanalı tıkanırsa zaten birkaç saat içerisinde anlayabiliyorsunuz şiştiğini. İnternette olduğu için burada paylaştım ancak endişe etmeyin. Kolayca anlaşılabilen bir durum. Tabii öyle bir durumda tükürük bezi kanalı eğer bağlandıysa, dikiş atılsa bile yine kanal tıkalı kalabiliyor. Şu ana kadar karşılaşmadım. Umarım da karşılaşmam.